dekorasyon modası hepimizin vazgeçilmezi. Herkesin kendine özgü zevki ve düşüncesi vardır. Ev dekorasyonunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sezon trendleri nelermiş? İşin uzmanına sordum. Şimdi ev dekorasyonunun öncülerinden Onur Kral'dan sezon trendlerini ve ev dekorasyonunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizler için öğreneceğim. Sezon trendleriyle başlamak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz bize? Bu senenin trendlerimiz dömi klasik dediğimiz, işte biraz daha klasikliği moderne çevirdiğimiz. Çünkü klasik hiçbir zaman vazgeçilmez bir çizgi olduğu için bugüne uyarlamaya çalışıyoruz. Tabii yine koyu renkler ağırlıklı gidebiliyor. Ama tabii benim her zaman savunduğum bir şey var. İnsan kendi trendini kendi yaratır. Bu bir fashion değil. Renkleri bir moda diyebileceğim, bir modaya tabi tutuyoruz. Ama modeller ve dekorasyon tarafına baktığınızda tamamen müşterinin kendi hayal dünyasını biz aslında ona sunmaya çalışıyoruz. Peki, salonlarımızda özellikle hangi rengi tercih etmeliyiz? Nasıl bir tarz olmalı? Bugünlerde tabii evlerdeki metrekareler küçüldüğü için genelde biz açık tonlarda gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü daha ferah gösteriyoruz. Ev dekorasyonunda genelde gençler modern çizgileri tercih ediyorlar. Peki klasik tercih edenler de var mı? Onlara söylemek istediğiniz birkaç bir şey var mı? Tavsiyem şu olabilir. Evinizi dekore ederken kesinlikle bir objeye veya bir tarza takılmamak gerekiyor. Bizim mix and match dediğimiz, yani karışık bir toplama ürününe bambaşka bir hayal dünyasına girebiliriz. Uyumsuzluk içinde bir uyum aslında. Aynen öyle. Yani çok modern bir ev de yapmak isteyebilirsiniz. Ama bence muhakkak çok klasik bir obje olabilir, bir koltuk olabilir, bir sefa olabilir, bir yemek masası olabilir. Onu orada değerlendirmek gerekiyor. Bu neye yarıyor? Bu tamamen sizin daha sonrasında alacağınız aksesuar olabilir, aydınlatma olabilir. Bunlar da size çok büyük bir yelpaze açıyor. Benim her zamanki tavsiyem de şudur. İlk başta bir ana bir obje olması lazım evi oluştururken. Bu ne olabilir? Bir bahsettiğiniz gibi bir kanepe olabilir veya bir yemek masası olabilir veya belki bir tane yan sehpa olabilir. Onu baz alaraktan eğer dekorasyona başlarsanız zaten ister istemez kendini oluşturmaya başlıyor. Ev dekorasyonunda simetri önemli midir? Simetri önemli midir? Aslında değildir. Asimetri olayı benim, yani biraz o şahsi bir zevke giriyor aslında, ama çünkü bazı kişilerde simetri hastalığı var. Ama yani sonuçta asimetri olayı da bence dekorda ciddi bir fark sağlayabiliyor. Neleri yapmamalıyız? Bize birazcık tüyo verir misiniz? Şöyle diyeyim, aslında konunun başına döndüğümüzde, hikayenin başında şunu demiştim. Kendi tarzınızı ve kendi zevkinizi hiçbir zaman başka birinin zevkine bırakmayın. Onur Bey, ev dekorasyonlarında perde olmazsa olmazımız perde ve duvar kağıtlarında nasıl seçimler yapmalıyız? Mobilyayı en iyi gösteren ürün perdedir. Perdeniz eğer iyi bir, iyi dikim çok önemlidir perdede. İyi dikim görmüş ve gerçekten güzel tasarlanmış bir perde sizin kendi mevcut mobilyanızı bile bambaşka hale getirebilir. Peki son dönemlerde trend olarak böyle evlerde mumlar ve kitaplıklar ağırlıkta. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. Herkes çok kitap okuyor. yok, şöyle düşünmek lazım. Artık hayatımıza bir sosyal medya girdi ve burada ciddi şekilde fikirler dönüyor. Ve insanlar gerçekten artık dekora daha çok önem veriyor ihtiyaçtansa. O yüzden kitaplıklarımız daha çok ön planlara çıkmaya başladı. İçerine koydukları, işte demin bahsettiğiniz gibi mumlarla, çiçeklerle, kitaplarla, bazı aksesuarlarla bir
köşe haline getirmeye başlandı evlerde. Yani çok talep ediliyor. Onur Bey, Son Moda programı izleyicileri için söylemek istediğiniz birkaç tüyo var mı? Yaşadığınız mobilyanın ne kadar önemli olduğunu bilin. Çünkü mobilyayı genelde bazı insanlar bir odun parçası olarak değerlendirebilir. Ben bunlarla çok karşılaştım veya sadece bir koltuk olarak. Halbuki o değil. Siz orada gerçekten hayatınızın her saniyesini yaşayabiliyorsunuz. Dekorasyonuna ait bütün tüyoları ev dekorasyonunun öncülerinden Onur Kral'dan öğrendik. Son Moda'yla modanın nabzını tutmaya devam ediyoruz.